Herkese merhabalar. Tercih döneminin bitmesine son 5 gün kaldı. Tabii ki tercih dönemi derken ilk tercihlerin alınmasına yani 20-29 Temmuz arası tercihlere 5 gün kaldı. Fakat sonrasında 10 Ağustos'ta, 14 Ağustos'ta, 21 Ağustos'ta birinci, ikinci rakilleri de mutlaka takip etmemiz lazım. Bunun sebebini de birazdan söyleyeceğim. Şimdi hemen günü yorumlarıyla başlamak istiyorum. Mekanı Topaç 38 demiş ki, yüzdelik dilimim 4.10. Geçen sene 3.36 ile kapatan Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Sesi gelir mi? Lütfen cevaplayın demiş. Şimdi arkadaşlar birincisi, geçen sene 3.36 kapatan bir liseye sen eğer 4-10 dilimindeysen yazma imkanına sahipsin. Ama kazanma ihtimalin şu an için %100 değil. Yani %100 burayı kazanırım deyip sadece bu liseyi yazıp bırakma. Dolayısıyla tercihlerimizde zaten üst kısma hayallerimizi, isteklerimizi, orta kısma olabilecekleri alt kısmada sağlam bölümleri yazmamız gerekiyordu. Eğer bu sene kontenjanlar senin bulunduğun şehirde hiç artmadı. Hatta Türkiye'de hiç artmadı. Artmazsaydı sen 4.10 diliminle esasında 5.8'e denk geliyordun. Ama bu sene kontenjanlar arttığı için sen 4.10'dan daha aşağı veya daha yukarıda gelebilirsin. Dolayısıyla bazı öğrenciler yanlış tercih yaparsa, bazı kişiler bazı okulları boş bırakırsa ve kontenjan artışından dolayı sen burayı yazdığın için bu okula girebilirsin. Fakat tekrar söylüyorum, sadece bu okulu değil, bunun altında 4.10'la biten hatta 5.8 6'ya kadar inebilen okulları mutlaka yaz mekanı topaç 3 kafalar demiş ki puanım 485 yüz 0.15. 2017 ve 2018'e göre kabataş gelmiyor bu sene kabataş gelir mi demiş. Şimdi kabataş Lisesi'ni incelediğimizde 0.11 ile almış. E tabi sen de 0.15 olduğu için giremem diye düşünüyorsun. Fakat kabataşla alakalı iki tane önemli haberim var. Birincisi kabataş bu sene 24 kişi kontenjanı artırdı. Hatta Cağoloğlu oldu artırdı ama Galatasaray Lisesi artırmadı. Kabataş'ın kontenjanı artırmış olması birinci müjdem. İkinci müjdem ise şöyle bir şey var. Hani az önce bir şey demiştim ya tercihlerin bitmesine beş gün ama daha tercihlerin alınmasından sonra 10 Ağustos'a, 14 Ağustos'a, 21 Ağustos'a hatta 26 Ağustos'a kadar takip etmemiz gereken nakil süreçleri var demiştik. Bunun en güzel örneğini Kabataş'ta da görüyoruz. Kabataş birinci ikinci ve üçüncü nakil dönemlerinde puanı düşen bir lise. Yani geçen sene 461'den 460'a en sonda şöyle 460 yazamıyorum. En sonda 459'a kapatmış. Yani ilk tercihlerde en son giren kişinin puanı 461'miş. Sonra ikinci nakillerde yani birinci nakilden sonra ikinci nakillerde adamlar Bazısı vazgeçmiş Kabataş'tan belki Robert Lisesine gitti. Belki bursu bir yere vazgeçti gitti. Veyahut da yurt dışında okumaya gitti. Dolayısıyla burada da bir boşluk oluşmuş. 459'a kadar düşmüş. Yani en az 2-3 kişi, 3-4 kişi yerini değiştirmiş. Bu kişilerden dolayı artı 24 kontenjandan dolayı senin dilimin 0.15'te olsa 2017 ve 2018'e giremiyorum gözüksen de mutlaka Kabataş'ı tercih et. İnşallah gelir diyelim. Zaten Kabataş sana geldiyse muhtemelen bu benzer arkadaşlara da olumlu yönde tercihler olacak demektir. Normalde 0.15'i geçen seneki dilimle karşılaştırdığımızda 0.21 oluyor gibi gözüküyor. Üzüntü verici gibi gözüküyor ama burada hiç üzülmemiz gerek yok. Kontenjanlar Kabataş'ta arttı. Galatasaray'da artmadı. Robert'te veya başka liselerde belki artmamış olabilir. Ama Cağaloğlu'nda arttı. Bu artışa bağlı olarak sen de burayı yine tercih edebilirsin. Ve nakil dönemlerinde kovalayabilirsin. Bunu da aklından çıkarma üç kafadan. Şevval Demir'e baktığımızda istediğimiz mesleğin bölümü gittiğimiz lisede yoksa olumsuz etkisi olur mu? Lütfen beni çok merak ediyorum demiş. Arkadaşlar birincisi çok önemli. Sizler İstediğiniz liseye giderseniz gidin, hangi liseye giderseniz gidin, eğer üniversite sınavına çok sıkı hazırlanırsanız çok başarılı olacağınızı sizlere defalarca söylemiştik. Bunun sebebi şu, sınav hani şu cümleyi mutlaka duymuşsunuzdur. Bir ömür boyu öğrendiğimiz her şey bir saatlik sınavda karşımıza çıkıyor. İşte bütün yıl, bütün 12 yıl boyunca öğrendiklerimiz iki saatlik sınavda karşımıza çıkıyor diyorlar ya. Bu esasında yanlış bir şey. Aslında bu çok önemli bir şey. Neden biliyor musunuz? Sınav arına kadar sizin öğrendikleriniz, sınav stresini yönetmeniz, bilgilerinizi kontrol etmeniz, öncesi yaptığınız çalışmalar, sınav sabah erken kalkmanız... Bunların hepsi o gün değerlendiriliyor. İşte bu yüzden sınav senesi insanlar şimdiye kadar lisede hiçbir şey öğrenmemiş gibi oturup yeniden derslere çalışıyorlar. Yeniden testler çözüyorlar. Yeniden kurslara gidiyorlar. Yeniden özel dersler alıyorlar. Yeniden soru bankaları, testler birçok şeyle uğraşıyorlar. Niye? Çünkü sınav odaklanıyorlar. Dolayısıyla sen diyelim ki Hatip Lisesi'ne gittin. Hatip sesinde normalde üniversite sınavına yönelik dersler de gösteriliyor. Ama ağır mesleki dersler de var. Kur'an-ı Kerim, Siyar, Arapça, Fıkıh, Kelam, Akait. Şimdi sen bunlara çalışırken hem de üniversite sınavına çalışmış olman biraz zor gibi gözüküyor. Ama sen bunları öğreniyorsun. Zaten üniversite sınavına hazırlanacağın sene bir daha en baştan tekrar matematiğe, fene, fiziğe, kimya, biyolojiye tekrar çalışıyorsun. Onları diyelim ki Anadolu Lisesi'nde öğrenmiş olsan bile yine çalışıyorsun. Dolayısıyla sınav senesi ayrı bir şey. Lisede alacağın ekstra eğitim ayrı bir şey. Ben olsam kendimi geliştirmek adına İmmatip Lisesi gibi, Meslek Lisesi gibi, Sosyal Bilimler Lisesi gibi farklı farklı liselerde de okumayı tercih ederdim. Ele ele puanın Fen Lisesi'ne ya da çok yüksek Anadolu Lisesi'ne yetmiyorsa. Niye? Oradan ayrı bir şey kazanmış olurdum. Zaten sınavda son sene sıkı, sıkı çalışarak hazırlanmam lazım. Yani yani sen fen lisesine dahi gitsen son sene eğer oturup da test çözmezsen üniversite sınavıyla alakalı istediğin mesleğe gidemezsin. Ama ama şu çok önemli. Sen diyelim ki e, sadece sadece üniversite sınavına odaklanmak istiyorsun. Meslek dersleriyle işte imatifteki ya da mesleki teknik liselerdeki veya sosyal bilimler lisesindeki derslerle oyalanmayıp sadece direkt olarak üniversite sınavına odaklanmak istiyorsan o zaman tabii ki Anadolu liselerini ya da normal liseleri tercih et. Bu yüzden ben size tekrar söylüyorum. Nasıl LGS yap? 5. sınıfta çok sıkı çalıştınız mı? Hayır. 6. sınıfta yani 7. sınıfta belki, 8. sınıfta ama çok sıkı çalışırsınız. 8. sınıfta oturup LGS'ye çalışırsınız ve o sene yaptığınız gayretle LGS puanınızı oluşturdunuz belki de. İşte üniversite sınavı da öyle olacak. 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. sınıfta tabii ki bir şeyler yapacaksınız ama esas gayretiniz 12. sınıf. Hatta belki 12. sınıfta istediğiniz puanı beğenmeyip mezunken aldığınız puanlarla belli olacak. Yani ben bir daha hazırlanacağım, çok iyi bir bölüme girmek istiyorum. Bu benim mesleğimi diyeceksiniz. O yüzden lisede öğrendiklerinizle bağlantılı değil de farklı bir çalışma temposu geliştireceğiniz için lisede öğrendikleriniz kendinize bir avantaj, kendinize artı bir meslek, kendinize ileride olursa bir ek puan oluşturabilecek veyahut da bir kapı açacak bir avantaj olarak da kullanabilirsiniz. Ama ben en başından 9'dan 10'dan hazırlanacağım diyorsanız o da ayrı mesele. Dolayısıyla sonra tekrar cevap veriyorum şey var. İstediğimiz mesleğin bölümü gittiğimiz lisede yoksa olumsuz etkisi olmaz. Çünkü artık her liseden her bölüme gidebiliyorsun. Yani imatikten de doktor olabiliyorsun, sosyal bilimler lisesinden de doktor olabiliyorsun, fen lisesinden de avukat ya da öğretmen olabiliyorsun. gün okul türüne baktığımızda sosyal bilimler lisesi mesela tanıyalım. Sosyal bilimler ve edebiyat alanlarında yetenekli olan öğrencileri yüksek öğrenime hazırlıyorlar. Ama buradan da fen lisesine gidebilirsin. Ama sosyal bilimler bölümüne çok daha rahat hazırlanırsın. Çok daha iyi hazırlanırsın. Öğrenim süresi hazırlık artı dört yıl. Yabancı dili İngilizce, edebiyat, tarih, coğrafya, matematik dersleri ağırlıklı. Bu demek değil ki fizik, kimya, biyoloji hiç yok. Ama sen tabii ki eğer tıp istiyorsan sosyal bilimler lisesi yerine fen lisesi neden o lisesi daha mantıklı gözüküyor. En yüksek okula baktığımızda İstanbul Mümtaz duran Sosyal Bilimler Lisesi 6.87 yüzdelik dilimini almış. En düşük puanlısı ise Hakkari'de ama buradan da bir öğrenci çok güzel başarılar edebilir. Buradan da bir öğrenci haylazlık yaparsa yeri kazanamaz. Dolayısıyla çalışan kazanır, elması kızarır diyoruz. Tercih döneminde yanınızdayız arkadaşlar. Lütfen yorumlara sorularınızı atın. Bizler tek cümleyle yazdığınız soruları güzel güzel cevaplamaya çalışacağız. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.